takla atacak. Bunlar taklacı güvercinmiş arkadaşlar. Dokunduğu zaman yukarıda 4-5 kere dönüyor. Taklaymış yani onun ismi de. Bak şimdi. O da Hasan'dan inatçı çıktı. Böyle gelinle damat atıyor ya arkadaşlar evlenirken. Görüyor musunuz? Kaç tane dönüyor bak. İndi. Diğerleri takla atıyorum bilmiyorum ama beyaz çok böyle mutlu bir şekilde dönüyor. Dört dolanıyor. Annem ineklere şey getirdi. Bay bay Ömer babaannene. Meyve kabuğu getirdi. Az sonra gideceğiz annem. Bugün pazara doğru gideceğiz arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe. Ufak tefek alacaklarımız var. Gidecek. Evet, gideceğiz, geleceğiz. Ömer'in yeni şeyi bu arkadaşlar. Şivesi. Efendim oğlum. Bay bay diyor Ömer sana bak. Biz buradan bay bay yapıyoruz. Annem oradan. Öpücük at diyor. Bir öpücük at babaannene. Ha? Ah, pencereye koydum öpücüğünü. Pencerelerimiz Ömer mahvediyor arkadaşlar. 2-3 gündür bu pencerede pinekliyor. Hasan'ı bekliyor. Haydi görüşürük. Pazara gideriz az sonra beraber. Pencereleri elini yapıştırıyor arkadaşlar. Silinecek de Hasan gelişini işini bitirsin öyle sileceğim. Yoksa Ömer'i buradan indiremiyorum. Hava soğuk diye de dışarıya göndermiyorum. Öyle. Koltuğun üstünde oturuyor Ömer. Hasan gel izliyor. Hoşuna gidiyor buradan bakmak. O zaman videomuzun devamına görüşürüz diyelim. Bakalım pazarda belki çekim yaparım arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisiniz. Bizler elhamdülillah iyiyiz. Bugün neler yapıyoruz? Şöyle. Bugün günlerden Perşembe ve pazara gittik arkadaşlar. Biraz ufak tefek evin ihtiyaçları vardı. Biliyorsunuz bir de Ramazan geliyor. Elhamdülillah kavuşturan Rabbime. Bu Ramazan'a da kavuşmak nasip oldu. Hamsi aldık arkadaşlar. Ramazan ayı girdi. Bu hamsi böyle tatlı gitmez insana. Akşama kadar burnuna kötü kokacak. Bunu kim temizleyecek? Kim yapacak? O yüzden bugün Hasan'a aldırdım ki bolca aldırdım. Kayınvalidemi bir çağırdım. Gelin beraber yiyelim diye. Şöyle. Bu balık çok gezdi arkadaşlar. Bunu aldım ben. Kayınvalidemi bir tarafına götürdüm. Acaba orada mı yaparız? Burada mı diye. Girdi bir düşündüm şöyle. Bir de ben evleri bulaşıkları falan yıkamadan gitmiştim. Şimdi orada otursak kalmak olmayacak. Buralarda temizlemek kalacak. En iyisi gidip hem yemeğimi ben hazırlayayım hem de evlerimi temizleyeyim. Evlerimi temizledim. Bulaşıklarımı da yeni yıkadım daha. Merdivenlerimi süpürdüm. 3 tane soba kovamı doldurdum. 2 torba odun doldurdum. Yok, bir torba odun, bir kovada odun, bir poşet dolusu kömür doldurdum. Merdivenlerimi hep süpürdüm aşağıya kadar. Evlerimi hep süpürdüm. Bir katlanacak bir sepet kıyafetim var. Onlara şu an hiç elim değmedi. O da artık yemek işi bitsin. Ondan sonra inşallah bakalım. Bu arada akşama nasip olursa misafirliğe gideceğiz arkadaşlar. Bana gelmişti biliyorsunuz. Komşumuz Gülüz Arap'ların kızı Fatma. Bugün ben de ona gideceğim. Kayınvalideme sordum gidelim diye. O da ben de gidelim dedi. O zaman dedik. Beraber gideceğiz ki. O benim evime gelmişti. Hani karşılıklı değil. Gelmese bile giderim. Çünkü Fatma'yı severim de. Öyle canlar. Hamsiler değilmiş taze taze. Küçücük küçücük. Şöyle süzgecimin içine atıyorum arkadaşlar. Poşetinden hiç çıkartmadım. Aslında ben bunu dışarıda ayıklayacaktım. Hiç eve getirmeyecektim. Dışarısı o kadar soğuk ki anlatamam. Bir de Ömer vardı. Daha yeni geldi kayınvalidem gibi mesela. Onlar yanında duruyor olsaydı yine dışarıda temizlerdim de. Şimdi yorumları yazacaksınız. Keşke balığı dışarıda pişirseydin. Ev batacak gibicesine. Yapacak bir şey yok. Hasan da balkonda pişir diye. Tüpüm yok arkadaşlar öyle balkonda pişirecek. Buradaki fırınıma süreceğim. Fırınımı da daha dün temizledim. Videomdan da görmüştünüz ama. Yapacak bir şey yok. Burada cozu cozu bir dakikada pişer. Ayarını yüksek dereceye getiririz. Önemli olan şimdi hemen temizleyip tuzlayıp tepsimize dizmek. Şöyle. Normalde hiç yapmazdım ben bunu. Kayınvalidem yapardı arkadaşlar. Bu da benim ilk deneyim diyebilirim sizlere. İlke göre bayağı pratiğim. Öyle gördüm kendimi şu an. Öyle işte canlar. Bugün pazardan neler aldık biraz sonra sizlere gösteririm. Arkadaşlar sizlere şöyle bir şey soracağım.
Ben ne aldım? Kivi aldım, çilek aldım, bir de muz aldım. Onunla ne yapacağım biliyor musunuz? Waffle yapacağım. Evde waffle yapan var mı? Tost makinesinde yaptı. Akşam bir tane abla yapıyordu arkadaşlar. Instagram hesabından gördüm. O da gayet de güzel oldu. Üzerine çikolata sosunu da güzel yaptı. Ha dedim ben bunu yaparım herhalde. O yüzden bugün tüm malzemelerini aldım ama Hasan bana dedi ki sen bunu yapamam dedi. Uğraşma boş ver dedi. Bu iş senin için değil dedi. Ben de onu bugün utandıracağım. Bugün olmaz da yarın yaparım büyük ihtimal. Utandıracağım arkadaşlar onu. Bak bakalım nasıl oluyormuş diyeceğim. Elhamdülillah her işini başaran birisiyim ki onu da yapacağımı eminim. Bakalım belki kendisine yaptırırım. O çok biliyor. Krep yapmayı falan seviyor artık. Waffle hamurunu da sürsün tost makinamızın içine. Değil mi? Bakalım deneyeceğiz. De bir de sizlere dedim danışayım sorayım. Bana yorumlarda belirtir misiniz canlar? Evde yapan var mı? Yapan illaki vardır ama zor mu kolay mı nasıl yapıyorsunuz? Bana tarif verebilir misiniz? Yoksa o ablanın tarifini mi yapayım? Bakacağız. Bu şekilde canlar. Ben böyle balıkları güzelce temizleyeceğim. Nadada çok biliyor musunuz? Kaynbabam dedi ki 1,5 kilo alsan yeter dedi Hasan'a. Ben de 1,5 kilo kime yetecek Hasan dedim. 2 kilo al ya da daha fazla. Hani herkes doya doya yesin dedim ama maşallah burada dolu. Küçücük küçücük. Bence bayağı taze. Çünkü hiç kokusu falan yok. Bizim bu tarafa bazen öyle balıklar geliyor ki arkadaşlar. Böyle elime aldığında paramparça oluyor. O büyük ihtimalle bayatlardır değil mi? Hani hiç kimsenin günahına vebaline giremem. Belki de tazedir, iyice taze olduğu için parçalanıyordur. Ama böyle el hiç alınmayacak şekilde olanları da gördük yani o yüzden. Ay öyle işte. Bir de salata yapacağım bunun yanına. Bol bol salata malzemesi aldım arkadaşlar. Oruçta en güzel salata gider. Ne et ne süt. Vallahi salatadan başkası yalan. Böyle somun ekmeğin içine düreceksin of acayip bir şey oluyor o zaman. Çok severim. Ben salatayla karnını doyurabilecek birisiyim hiçbir şey olmadan. Öyle yani. Portakal almadık, bir mandalina almadık. Onlar da şey de var. Geçen haftaki aldıkları var da Hasan duruyor. Akşam götürdüm çocuklar iki tane anceydi, bir tane de ben yedim. Üç. Hasan da derneğe oturmaya gitmişti, o da öylece gitti. Geriye kalanlar da geri getirdim buraya. Vallahi hiç bitmiyor biliyor musunuz? Nasıl bereketli altından kaynıyor sanki. Maşallah diyelim. Sizin menülerde neler var bugün? Perşembeye gitmişken bunu almamak olmazdı. Ana, bakın dediğim bu işte. Parçadan değildi bayağı da. Bunu benim babam sever arkadaşlar. Çok sever bu balığı. Annem hiç hoşlanmaz. Kokusunu da sevmez. Kendisini de sevmez. Böyle pişirirse de binde bir tane alırsa alır. Almazsa o da yok. Anacığım sevmez bunu. Ben de aslında pek şey değilim. Böyle aram şey değil yani. Yesem hemen ben yesem ya da her hafta olsun yiyelim diyen birisi değilim ama ben de artık alıştım. Bir de yükselim çok seviyor. Balık oldu mu yükseli akan sular duruyor. Bu sene mesela komşumuzdan bir sürü koyu balığı aldık arkadaşlar. Onlar da hep dip frizime attım. Poşet poşet yaptım tertemiz. Onlar da yükselim istedikçe yeri gelince pişiriyor. Ömer de sever de pek değil. O bir de süt içtiği için pek şey oluyor. Mesela bugün Ömer'e süt vermeyeceğim. Biraz önce gelmiş anne bana süt verdi. Biraz ağladı vermedim. Çünkü sütü her zaman içiyor. Balık daha vitaminli ondan. Proteini bundan alsın. Bugünkü vitaminli de. Aman yarabbim ya Resulullah. Daha buralar dolu kenarlarım. Vallahi dolu. Bu arada canlar şu perdeme de öyle bir alıştım ki artık hiç açasım gelmiyor buraya. Hep böyle duruyorum. Bir de yol ağzı ya böyle gelip geçince iyi olmuyor. Perdem kapalı. Tertemiz duruyorum böyle. Pencerelerim silinecek. Yağmur durmuyor ama 2-3 gündür yağmur yağıyor. 2 gündür. Bir de bunu benim silmem için bu sönmeşi buradan çıkması gerekiyor bu perde. Stol perde. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu anne? Ayaklar düşür böyle. Hadi eve git babaannenin yanına. Sobamız yanıyor mu Ömer'im? Sobayı açtım üşümesinler diye.
Yanıyor mu Ömer'in soba? Evet. Tamam annem. Bunu fırına süreceğim, hemen ekmek sulayacağım. Ekmeğim var zaten. 4 tane, 5 tane sulayayım. Aslında bugün biz kendimizce şöyle düşündük, tamam. Hasan dedik pazardan patlıcan alalım. Hatta patlıcan da değil. Çıktığımız vardı, kayınvalidemiz bize verdi. İsraf olmasın diye ona dedim ki Hasan'a, bugün bunu yiyelim, israf olmasın, ziyan olacak. Yoksa kadınların, hani adamın verdiği emek, o kadar uğraştılar, topladılar. Ondan sonra da dedim ekmek sulayayım, bir de patates atalım, bir de çıktık bugün bunu yiyelim diye düşündük aslında. Ama çıktığımız hala duruyor, onu da yarın artık. Bir de patlıcan aldım, onu da şey atacağım fırına. Soban fırında çok güzel oluyor. Evet canlar, şöyle ben balıklarımı bir güzel ayıkladım, görüyorsunuz. Sonra bir güzel yıkadım ve tuzladım. Bulyenimde de unum var ve şu tepsinin içine dizeceğim. Yağlı kağıdım olsa aslında muazzam olurmuş ama yok. Evet, nasıl yapayım? Tersime geldim. Ben solam ya. Şöyle altına mendil sildim arkadaşlar. Her yere bulaşması çok uzun şey diye ama yine de illaki bulaşacak. Şöyle bir alalım. Şöyle. Heh. Bu dibini niye alamadım ben, nasıl yiyeyim ya? Allah, unutuyorum ben her şeyi. Bir tavanı yağlarız arkadaşlar, bir üstüne dökeriz. Tamam. Bu da böyle dursun. Şöyle. Tepsimize yapışırsa da bir spatula ile kaldırıyor arkadaşlar, o da iyi oluyor yani, pek bir şey olmuyor farkı. Yıkama işine gelirsek de bunu bir güzel ıslatıyor. Ondan sonra yıkıyor. Şöyle ya Allah ya Bismillah diyelim. Bu bir tepsiyi alır herhalde. Bana öyle geliyor. O yüzden büyük tepsimi getirdim. Küçük tepsim de var ama buna tam olur. Üzerine limon dilimleri yapacağım. Soğan dilimleri de yakışıyor ama yine de bakalım. Artık yapar mıyız, yapmaz mıyız? Bu arada unlamanın çok basit bir yolu da var. Poşetin içine önce unu alıyorsunuz. Herhangi bir temiz poşetin içine. Sonra balıkları atıyorsunuz. Böyle sağa sola doğru çevirdiniz mi hemen unlanıyor arkadaşlar. Biz annem bir onu denemiştik. O da güzel oluyor. Şöyle. Sırası üstüne dizelim. Ama azıcık bir avucunun ucunda aklımda bir sıra oldu. İki tepsi mi olur diyorsunuz sizce? Bakalım. Benim çocuklar arkadaşlar, ikisi de saçlarını başlarını yıkamışlar, saç taramışlar. Anneciğim niye saç başları yıkıyorsunuz siz hayatım? Soğuktu. Allah'ım yarabbim. Normal gibi ne ördün aslanım sen? Nasıl iyi kokuyorsun ya, bir de parfüm sıkmışsın. Yok. Çünkü parfümden dibinde. Yok, kokuyor ama oğlum. Çünkü parfümden dibinde. İşte kokuyor diyor bende oğlum. İkinci sıramıza başladık, o da bayağı yarılanır gibi oldu. Ne
Normal unla yapıyorum arkadaşlar. Yorumlarda belki belirteceksiniz niye mısır unu değil ya da niye şey değil diye, ama biz hep bununla yaparız. Mısır unuyla da tabii ki de hepsi bir tercih. Herkesin bir damak lezzeti oluyor. Bu arada şu arkamdaki pembe poşeti gördünüz mü? Onda balığın başlarını koydum. Köpüşe atmak için, kedilere vermek için. Dışarıda kedi de var, köpek de var. Birazcık yemek artığı var. Onlar yine böyle elime geçen atayım diye poşet dedim arkadaşlar. Biraz sonra onu aşağı göndereceğim Hasan'la. Hasan aşağıda veriyor onu. İyi oluyor köpüşe. Şöyle iki elimden yapsam nasıl olur ki? Yavaş oluyor gibi oldu aynen. Bir daha başlayalım. Bunu fırına vereceğim. Hemen ne yapacağız? Ekmek sulayacağız yufka ekmeğimizde. Televizyon programı izliyor arkadaşlar. Hala biliyorsunuz ki yayınlardayız. Arkadaşlar hep soruyorsunuz siz köydesiniz nasıl hala orada yayın olabiliyor diye. Biz bir günde çift çekim yaptığımız günler oldu arkadaşlar. Şimdi bunlar da çift çekimlerin avantajları bize. Gördüğünüz gibi hala televizyondayız ve bir süre daha televizyonda olacağız. Onu da söyleyeyim. Çift çekimlerimiz yapıldı zamanında. O da böyle bir avantaj oldu. Bu tepsi dolacak vallahi. Daha balık çok. Bir küçük tepsi daha olur herhalde. Ben konuşuyorum vallahi. Neler neler söylüyorum. O zaman canla ben bunları dizmeye devam edeyim. Gördüğünüz gibi bir tepsimiz olmak üzere. Gelsin buraya. Şöyle. Vallahi kusura bakmayın bir köyde hiç durduramıyorum. 5 dakika olmuş videom başlatalı ve 5 dakika içinde bir tepsim neredeyse oldu gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada ben bugün pazara gittim. Allah sizi inandırsın. Adıma bir beni durduruyorlar. Adıma bir durduruyorlar. Sen ne zaman geldin? Sen niye geldin? Aman sen nasıl iyiydin? İşte şu şöyleydi, bu böyleydi. Ayaküstü tüm şeyler oluyor yani sohbetle. Aman dedim ben gideceğim teyze bir tane. Teyze bizim köylüymüş herhalde. Sen diyor yürüdün gittin önünden diyor. Arkana hızlı hızlı yetişmeye çalıştım. Yetişemedim diyor yazık. Eğer bu videomu izliyorsa selam olsun. Hepsini ellerinden öpüyorum. Baya baya izleyenlerimiz çok arkadaşlar. Allah hepinizden 1000 kere razı olsun. İyi ki varsınız vallahi. Siz varsanız biz varız. Biz varsak tabii ki de elhamdülillah her daim videolarınız böyle bu şekilde gelecek. Tüh. Gördünüz değil mi? Ben dedim size. İkinci tepsiye geçilirdim. Bir tepsi de bu işi kapatmalıydı oysa ki. Ne olacak? Bunu sıklaştırsam acaba şöyle sıra sıra sığdırabilir miyim? İmkan yok. Daha görüyorsunuz bir sürü balık var burada. Ben ellerimi yıkayayım bir daha tepsi çıkartayım. O da orada pişsin o zaman. O zaman ne diyelim? Videomuzun devamına görüşürüz diyelim sizlere. Evet şöyle limonlarımı doğradım arkadaşlar. Herkes balığını yerken üzerine sıkar diye düşündüm. Salatamı da şöyle. Bir de bunu göstereyim sizlere. İncecik incecik yaptım. Domatesli, salatalıklı, biberli, marullu, maydanozlu bir salata hazırladım arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Elimle karıştıracağım. Aynı börekteki iç harcı karıştırır gibi. Zaten elim sudan çıkmadı. Görüyorsunuz ellerim yine döküştü. Ömüş.
Ana balık mı? Ne? Balık mı? Evet. Bunun içinde yok balık şu an. Hadi suframızı götür annem de serelim. Şöyle iki tane derin kaseleri çıkarttım arkadaşlar. Salata tabaklarımı. Ne yok? Ne oğlum? Ne şeyde yok suframız? Şöyle. Şöyle. İçinin sosundan da şöyle. Limonunu sıktım arkadaşlar. Bir güzel tuzunu da attım. Balığımız da pişti. Tamamdır. Ne oldu oğlum? Ömer oralarla oynama bebek. Şöyle salatalar da hazır. Görüyorsunuz. Anne. Şöyle balıklarımız pişti canlar. Bir tepsi yaptım gel bu arada. Bak. Hepsini balık gel. Dizebildim. Ha balık. Eren ama benim yanar cicak. Yanan vallahi çok sıcak oğlum. Cicak bak. Bu. Yüksel hadi oğlum. Sev balık. İyi Ömer. Bana balık. Sen bir renk konuşuyor ama şimdi. Süde mi geldiler siyah? Kursa mı geldiler? Ömer sufranın içine gir oğlum. Ömer. Şöyle gir. Serpil'in elime sardık. Karnımı doyurdum. Karnına sardım. Ben balığa girmem anne. Ben karnımı doyurdum. Olsun yalanlar. Vallahi canım. Niye suranın başından kalktım buraya geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Bildim ama tekler burada. Annem buradaydı. Ömer. Daha aşağı mı çaktın usta? Evet. Ne oldu lan? Balığın suyu değil mi? Çamur değil. Çamur değil. Batacak dişiymiş yazın. Baksana lan. Yıkabilir mi? Şunu. Ne bileyim yıkabilir. Kaldırmıyor musun suyu böyle? Ona bir spatula getirin mi? Ömer, ne yiyorsun lan? Balık yedikten mi? Tarkan geliyor. Sivri mi okuduk elmasını? Ne mi? Annen de benim gözle okudu. Vallahi denem okudu ya bilmem. Ne olur bilmem. Dur Ömer yanına. Bazen de koyduk. Yelmaz abim gel de gidelim bir sürü boğudan bir psikolojim var da başlayalım dedi iyice. Neredeymiş onu hocam? Nazlı dene var ya. Nazlı dene. Ha burada. Cevizleri soktum aynen, orada. Senin dediğin cevizler vardı ya. Bir tane buçuk vardı da elmas ayırdım. Üçünü arkaya diktim. Ağaç aldım dört tane. Kulağı açsan mı aldın? Böyle tepe karşı dalı alsaydık. Ben de dalı alsaydık dedim. Böyle dalı alsaydık. Selamun aleyküm arkadaşlar. Vallahi ne aldım? Bir tane kayısı aldım. Bir tane armut aldım. Bir tane elma aldım. Aldı ne için? Aa şey alacağız da orada 3 tane bu şey aldım. Şeftali aldım. İyi şeftali dedi. Burta şeftali dedi. Diğer de yürüyor. Ben de burada 3 tane şey kaldı dedi. Eksik kaldı dedi. Cenk o söyledi ben de hiç onunla mı? Durum var dedi. Dedim de baba onlar yoktur. Yok canlı bir şey. He dükkanda öyle. Benim bu anda tamamdır da ben öbür artıya aldım. Orada yeşiller sanırım. He. Nasıl yok? Ya var ya daha sen hadi sen çanada dikeler. Hadi de diyor senin işin hiç bitmiyor. Yarın sen çorbanı yiyecek dedim. Ben mi yiyeceğim dedim ya bunun meyvesini. He canım. İyi aldım ya. Yufka istemiyor musunuz? Şöreden mi gidiyor? Sevmem o zaman balığı. Başkan, yani ben balığı, Cansu, valla zaten sevmem ama iki tabak makarna yedim, bir tas çorba içtim, bir çörek yedim. Öyle mi lan? He? Yok yok, hiç ben ağzımı bulaştırmayayım. Sen alıp geliyordun yine Derman'dan ikiniz imol müdürüz balığı. Ben benim hep balığı. Bunlar da bana yoruluyor mu diyor, sevmiyorum diyorum, sevmesen yapalım. Duvayı. Ama ısıtır vereceksin. Ama bu zormuş biliyor musun? Hı. Hep at ağzını. Onu atmayacaksın işte. Ya ulaştık güzel olacak ya. Yaptın mı da güzel yapacaksın. He lan seviyorum da. İyi kuşlar daha iyi. Ya okumasın sen şişt olmaz ki ya. Zararı yok. İleride her şeyin boyan. Daha canasınıza yakacak bile boyan onun için. İyi şişitsin. Nasıl? Kocaman yeri oldu. Kömür alır mı? Aynı şey gibi, katkı gibi oldu da. Sen boşa kullanıyorsun, ikinci kızarkine. Sonra bir daha yaparız, yok kuşu.
Ondan sana cülük aldık, gaz aldık, tavuk aldık. Hasan hiç görmüyor böyle bir şeyleri. Vay ya, bir dur daha mı? Böyle çiğnem, kırandığım girmedi sürece bırakmam olsun. Ya olur ya mesela canım hani bir insana bir gelirler zaten soğuk. Bir hastalık gelir ondan sonra. Öyle olursa yapacak bir şey yok canım. Arkadaşlar bu arada bunu tabağa dökmedim, onu belki yazacaksınız. O zaman şekli şemal bozulacaktı. Bunun özelliği bu. Evet, aynen. Orada canlı üstüme de canlı filmde bir şey olmuş şimdi. Ömer. Anne. Ömer. Canlı filmde ben de canlı. Ben şöyle dedim, unuttum ben birinci. Anne. Şöyle diyor lan. Anne. O da kısmı. Anne, bu adım bağlı. Ömer'in dönüşü. Gözünün yaşına ne var? Gözlerim de orada aşağıda diyor. Dur oğlum diyorum yüksel sen büyüksün, akıllısın. Evet. Geliyor benim şikayet ediyor, beni korkuttun işte diyor. Önce ekmek sonra çips mi diyor, çitos mu diyor. Önce ekmek sonra çitos diyor. Da. Halbuki Balo da yüksel çok istiyor diye ısrarttım arkadaşlar da yükseliyor. Hadi yüksel. Haydi yükseller. Senin kaşın da niye karanın? Benim makyajımdan ne boyadın yoksun? Vallahi kara oğlum kaşın. Recep Yörük gibi olmuşsun. Gel bir sil beni. Vallahi benim kaş boyalarım bunlar. Ana ana. Haydi yükseller. Benim çok kötü kokuyor. Benim. Limon kokuyor. Kokla. Balık mı ayıkladın sen? Yo balığı yıkadım. Domestos'tan yıkadım daha bir de. İleyenlerimini aslında. Güzel. Bir tepe mi kokojeliği? Gelmiyor mu ki ağzından çıksan? Yüksel'in bugün sipariş vardı. Lahmacun yap ben gelene kadar değil. Bugün balık var. Balık zekayı açar. Aynen. Seveş. Kafası çalışır. Şöyle duruyorum oğlum şuna. Kemal nerede yatıyor? Yorgan düşecek. He la bu da yatıyordu. Aradı. Beni korunca da aramış. Kafasına bez koymuş. Akşam ne olur geleceğim diyor. Sağdınlar ona yakalanmış. Vallahi hiç kendini acındırmadım ben de. Geçmiş olsun sonra gelirse ikinci hastalığa bulaştır onu. He. İyi olur onun adına bakar çaresi. Nasıl iyi oldu ya? Ölüyorum diyor. Ömer sana da durur mu öyle? Durur mu? İyi Ömer iyi. Öyle diyorsun. Hali iyi oldu ya. Hani de öyleydi, hani de öyleydi. Ali. Yani, yatmadıysa. Vallahi. Zaten bir de kalktı daha ne yatacak? Ayağıyla gezmeye gitti. Öyle gitti bilmiyorum. Bu da. Akşam siz gece geldiniz ya. Şimdi ne yapıyor? Masal. Masal 11'de geçti 11'de bitti. O zaman tadını bulamam. Şaka bildim diye adam. Azıcık da çay içtik orada bittikten sonra. 12 miydi? 12.30'dan mı geldiler? Bir de geliyordu ya. 12.30'da evde kapı çaldı. Bizim de akşam Hatice'yle çahe kadar. Hatice oruçta doğduğunu aldır. Hatice biraz işte. Akşam. Pazartesi oruçlu mu oluyor bence? Yok pazartesi. Ha pazartesi oruç oluyor herhalde. Çarşamba bizim maçta. Pazartesi başlıyor herhalde. Ya ilk defa kalkıyor ya da oldu ne olacak herhalde? Günler nasıl ya? Oruç zorlamaz ki. Bunda benim oğlum. Kış günü ne oldu? Dön dedin, akşam oluyor hemen. Eski oruçlar yok biliyor musun? Yazın önünü fark değil. Bir sene tuttum mu? Biz de tuttuk ya hayatım, niye öyle diyorum? İlk İzmir'den geldiğim bir sene yazarak geldiydi. Daha öncelerinden bahsediyorum aslında. Ha daha öncelerinden. O zaman da biz İzmir'in 40 derece sıcağında tutuyorduk. Peki imalı buluyor nasıl? Ömrünü dikseyip biraz geri. Geldi işte onu geç. Hasan'a bakma Hasan'a. Hasan'a ulaştım. Hasan'a yıktı. Yeniden yaparsın. Biz deyince ayrı gibi oldu ya ondan mı? Hani ben tutmamış gibi konuştum. He. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar olsun.